jedna, kažem, priča sa dobrim krajem. Bu bir kısa bir hikaye diyebilirsem ama güzel son bulan, mutlu sonla diyebilirsem, mutlu sonla biten. Ali ti ljudi muslimani, oni su mogli samo na pola sata da odu kući, da vide svoje porodice. I to je ta diskriminacija koja ima u ratu i koju je teško izlečiti. O Müslümanların sadece yarım saatleri vardı. Neden yola çıkmıştık? Ailelerini ziyaret etmeye, çünkü orada çalışıyorlar. Sadece yarım saat içerisinde ailelerini, eşlerini, evlatlarını görebildiler. Ve yarım saat içerisinde tekrar oradan dönmek mecburiyetindeydiler. O zaman o savaşın diğer acı ve çirkin yanını ve çirkin yüzünü çok net gördüm. İslam'ın vereceği o empatiyi. Sadece izin verirseniz iki kelimeyle ilgili, empatiyle ilgili bir şeyler ifade edebilirsem, söyleyebilirsem eğer size. Bez empatiye nema pomirenja. Empati kurulmadan, aramızda köprü kurulmadan barış da yok, barışmak dair de yok. Nema pomirenja sa prošlošću. Barış derken, barışmak derken geçmişimizle. Sa sobstvenom odgovornošću. Kendi sorumluluğumuzla ve diğer insanlarla barış ve barışmak. Benim ülkemde ve Balkanlarda bizim sanatçıların çoğunluğu pravi pozorišne predstave, filmove, uvek polazeći od empatije. Kendileri sanatla cevap vermeye kalktılar. Bir bölümü tiyatro yaparak, diğerleri sanatın diğer dallarıyla bunlara cevap vermek, empati kurmak, köprü kurmak, barış kurmak. To je u ovom trenutku najveća podrška koju dobijamo mi koji se borimo za ljudska prava, za pravdu, za istinu, ono što se dogodilo u prošlosti. Bununla bizim sanatçılarımız veya halkımız bize aslında en büyük desteği veriyorlar. Bize derken kime? Kimle baş kaldırdıysa, kimle halklarımızın diğerleriyle ötekileştirmeden, diğerleri demeden bu yola çıktıysak canı gönülden, ki kendimizi savaştan sonraki bütün acılarla göz göze gelip, yüz yüze gelip bunun gerçeğini fark etmek, savaşın acılarını silmek, çirkin yüzünü çok ama çok geride bırakmak. Uvetici kažu, uslov pomirenja je empatija. Sanatçılar şöyle bir şey diyorlar. Barışın ve barışmanın, sulhun tek bir şartı var. Empati kurmak. A ja i mnogi 2000 organizacija civilnog društva u 7 država bivše Jugoslavije mi smatramo da je pored empatije jako važno imenovati svi 130.000 ljudi koji su izgubili život u našem ratu. Ben ve benim gibileri bizim eski devletimizin, eski Yugoslavya'nın cumhuriyetinde 2000 üzerinden fazla insan, sivil toplum ve kurum ve kuruluşlarla beraber şunu diyoruz, empatiyle beraber evet köprüler kurulsun, evet. Ama bütün bu 130 bin insanı, bizim son savaşta ölen bu 130 bin insanı, 130 bin canı, onları adlandırmak, onları bulmak, hala var olan kayıpları da bulmak. Vi morate ovdje u Turskoj svoje žrtve da imenujete i da dokumentujete sve nestanke. Siz de burada Türkiye'de kendi kayıplarınızı, ölenlerinizi adlandırmak, adlandırmak derken bulmak, onların ölüm şekillerini kanıtlamak, kayıpları aramaya devam etmek. Sanırım zaten bu ödülün de temelinde bu var, temelinde bu yatıyor. Hepinize teşekkürler.